Hardware Plus'a hoş geldiniz. 2020'de kullanmak serisine Galaxy S10 Plus'la geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bana öncelikle bir kızmayın. Çünkü şunu diyebilirsiniz ya Kerem elin saf Galaxy S10 Plus o kadar eski bir telefon mu? 2020'de kullanmak serisi için biraz abuk olmadı mı diyebilirsiniz. Videoyu çekme amacım şu. Pek çok kişi biliyordur. Galaxy S10 Plus son dönemde 5000 lira fiyat bandına geriledi. Hatta bu işte indirim dönemlerinde falan 4500 liralara kadar düştüğünü gördük. O nedenle gerçekten mesaj kutuma gelen mesajların pek çoğu Abi 5000 lira bandında S10 Plus çok iyi değil mi? İşte almak istiyorum. Alayım mı falan filan olduğu için ben de bizde ta ilk çıktığı zaman Samsung'un bize gönderdi ve galiba büyük seri olarak da ondan sonra biliyorsunuz kavga ettiğimiz için bize cihaz göndermiyorlar. Son seri olan S10 Plus bizde hala duruyordu. Onu aldım, aydoğandaydı ve bir süre kullandım, bazı testler yaptım ve şu Soruya cevap vermeye çalışacağız bu videoda. İşte günümüz standartlarında o fiyat bandındaki ve yakınındaki cihazları da düşündüğümüzde S10 Plus alınır mı? Avantajları neler? Dezavantajları neler? Şimdi Aydoğan kendine özel bir kılıf yaptırdı. Sevgili Ducksteel yaptı bunu. Takip edenleriniz vardır belki YouTube'da grafiti içerikleri yapıyor. Ama şöyle bir şey olmuş. Bu içine akmış. O yüzden kılıflı şu an. Göstereceğim. Çıkartabilirsem. Gördüğünüz gibi arkasına da bulaşmış arkadaşlar. Bir de bu cihazın köşesinde de bir kırık var falan. O yüzden göz zevkimizi bozmamak adına bu videoyu bu kılıfla beraber çekeceğim. Şimdi baktığımız zaman dediğim gibi 5000 lira normal bir fiyatı var. Düştüğü fiyat çok özel bir indirim falan kovalarsanız daha aşağısı da bulunabiliyor şu sıralarda. Şimdi tekrardan tabii ki incelemeyeceğim S10 Plus'ı ama öne çıkan özellikleriyle günümüz standartlarına ne kadar uyuyor ne kadar uymuyor ondan söz edelim. Şimdi birincisi... S10 Plus aslında tasarım özellikleriyle bugün pek çok üst düzey cihazla da eş olarak benzer iyi özellikler sunuyor bize. Neler? IP68 var. Önü arkası Corning Gorilla Glass 6. Metal ve camın karışımı hani materyal seviyesi olarak gayet iyi. Baktığımız zaman stereo hoparlörü var. Kulaklık girişi var. Kulaklık girişinde e, 32 bit 384 kHz'lik bir ses desteği var. Hem hoparlör hem Kulaklık performansı anlamında gayet iyi. Vesaire vesaire dediğimiz zaman ve görünümüne baktığımız zaman da neredeyse çerçevesiz bir tasarım, ekran kasa oranı oldukça iyi. Köşede çift ön kameranın olduğu ki oraya ayrıca geleceğiz zaten. Bir tane çentik alanı var. Parmak izi sensörü ekran altında vesaire vesaire baktığımız zaman bence tasarımsal açıdan S10 Plus günümüzün bütün üst seviye amiral gemilerinde olan ve pek çok insanın da ihtiyaç duyduğu şu da olsun bu da olsun dediği özelliklerin tamamını kapsıyor. Buradan gerçekten 5000 lira fiyat bandına göre iyi özellikleri bence buluyoruz. Ekran tarafındaki olayımız şu. Yüksek tazeleme hızı sunan bir ekranı yok. Biliyorsunuz o yeni modellerde olan bir özellik ve bugün orta düzeyde bile yani en azından orta üst seviyede bile 90 Hz, 120 Hz hatta artık işte Mi 9 tnin gelmesiyle beraber 144 Hz tazeleme hızına sahip ekranlar görüyoruz. Bu sizin için çok önemli bir özellik mi? Değil mi? Bunu belirlemeniz gerekiyor. Çünkü ekran tazeleme oranını bir kenara bıraktığımızda S10 Plus bugün dinamik AMOLED tabanlı, 6.4 inç HDR10 destekli, 2K çözünürlüklü vesaire vesaire bir ekran sunuyor ve genel ekran deneyimi anlamında gerçekten çok iyi bir akıllı telefon ama dediğim gibi eğer yüksek tazeleme hızı sizin için çok önemliyse belki en büyük rakibi şu anda bu fiyat bandında mi 10T modeli belki Mi 10T'ye gitmek zaten işlemci tarafında da bazı avantajları var. Onu videonun sonunda yorumlayacağım. Ben olsam ne yapardım diye. E, o anlamda daha iyi olabilir ama tazeleme hızı dışında hem çözünürlük, hem destekler, hem de panel tipi olarak gerçekten S10 Plus'a diyecek bir laf yok. Şimdi işlemci tarafına baktığımız zaman aslında bence satın alan insanların en çok düşünmesi gereken konu performans olarak herhangi bir eksiği yok. Exynos 9820 işlemciyle geliyor ve Bugün ki bu telefon dediğim gibi aslında 2 yıldır büyük oranda kullanılmış bir akıllı telefon olmasına rağmen günümüzün e, popüler işte PUBG Mobile gibi oyunlarında da uygulama kullanırken veya telefon arayüzünde gezinirken de size üst seviye bir amiral gemisi telefonun sunduğu performansı büyük oranda sunuyor. Burada nasıl bir problem var? Exynos 9820 zaten çıktığı yıl rakibi olan özellikle Huawei gibi e, rakiplerine karşın pil yönetimi anlamında ve pil tüketimi anlamında çok verimli bir işlemci değil. Pilde söyleyeceğim, şimdi bu telefon 2 yıldır kullanılan bir Galaxy S10 Plus olduğu için pil beni değiştir diye bağırıyor mesela ve hani bunun büyük orandaki sebebi bence Exynos'un bu anlamda iyi bir işlemci olmaması. Ee, tabii ki bugün sıfır kutusundan çıkmış bir S10 Plus'la 3 e aşağı 5 yukarı nasıl bir ekran süresi alırsınız, ne kadar bir pil ömrü alırsınız. Bunu bilemiyorum. Bunu ancak 0 ve son plus alarak test etmem lazım. Ama 2 yılın ardından mesela bu telefonun pilinde çok ciddi bir erozyon olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten akşam saatlerinde telefonunuzu şarj etmeniz gerekiyor. Eğer yoğun işte sosyal medya vesaire vesaire kullanıyorsanız, eğer oyun da oynuyorsanız iş birazcık daha kötü hale de gidebiliyor. Bence alırken en büyük temel eksi olabilecek konu bu. Performans anlamında bir sorun yok ama dediğim gibi pil anlamında böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, tabii ki siz sıfır aldığınızda bu telefon kadar kötü bir pil ömrü görmeyeceksiniz ama zaman içerisinde. Bunun artarak bir kar topu etkisiyle daha kötü bir hale geleceğini bence göreceksiniz. En büyük S10 Plus ile alakalı da kafamdaki soru işareti bu. Şimdi kamera benim merak ettiğim bir konuydu. Çünkü tabii ki ben zamanında S10 Plus falan kullandım test ettim ama insan unutuyor. Bir de üzerine çok fazla model çıktığında acaba yeni modellerle kamerayla kıyasladığımız zaman nasıl bir performans verecek diye çok merak ettim. Ve hem... Otomatik modda çektiğim hem de gece modunu kullanarak çektiğim fotoğraflardan çok memnun kaldım. E, 5000 lira fiyat bandı için hem ön kamera performansı hem de asıl arka kamera performansı olarak bence geride kaldığı herhangi bir noktası yok. E, tabii ki ba belli başlı modellerle kıyasladığınızda işte birinin çok işte optik zoom kabiliyeti vardır, birinin işte özel bir yeteneği vardır falan filan hani makro gibi vesaire onları çok işin içine katmadan Genel kamera deneyimini, çektiğimiz fotoğrafların e, belli başlı şartlarını ve özellikle de her zaman söylediğim gibi asıl belirleyici konu olan gece fotoğrafçılığına baktığımız zaman o anlamda gerçekten S10 Plus güncelliğini koruyan, herhangi bir anlamda da yaptığım çekimlerde e, beni yarı yolda bırakmayan bir performans sergiledi. Tabii ki kıyaslama yaptığımızda belki e, başka modellerin daha iyi çekimler yaptığını söyleyebiliriz ama burada 5000 lira bandında değil daha üst seviye Rakiplerde bunları daha çok görüyoruz. 5000 lira bandı için bence tepe modellerden biri. Hem fotoğraf hem de video performansında S10+. Plus. Zaten batarya konusuna değindiğim için ayrıca üzerinde durmayacağım ama burada belki daha güncel modellerde daha yüksek hızlı şarj kapasitesi olduğu için hızlı şarj teknolojileri olduğu için belki bir tık orada S10 Plus'ı geride sayabiliriz ama batarya deneyimi zaten bu cihaz 2 yıllık olduğu için çok doğru bir veri değil benim şu an elimdeki veri. Siz yeni bir cihaz alırsanız, sıfır bir kutudan çıkartırsanız, bu kadar kötü olmayacaktır ama uzun vadede işler çok parlak değil. Şimdi kişisel bir yorum yapacağım. Lütfen burada S10 Plus'ı kötülediğimi falan düşünmeyin ki zaten görüyorsunuz hemen hemen her noktada fiyatına göre gerçekten iyi özellikler sunduğunu söyledim ama hep diyorsunuz ya ya Kerem sen olsan ne yapardın diye. Ben olsam arkadaşlar 5000 lira S10 Plus almazdım. Neden? İki sebebi var. Bir, S10 Plus geçen haftaya kadar rakipsiz bir cihazdı belki de 5000 lira bandında. Bugün değil. Niye? Çünkü 5000 lira bandına Snapdragon 865'li 144 Hz tazeleme hızı sunan bir ekrana sahip Mi 10T geldi. Hem Mi 10T'nin eksikleri yok mu? Tasarımsal açıdan da S10 Plus'ın bazı özellikleri Mi 10T'de yok. Kamera olarak bence Mi 10T özellikle bazı modelde e, ben Pro'sunu deneyimleyip bunu söylüyorum. Hani e, çok da öyle bir kıyasladığınız zaman farkı falan yok. Hatta bazı noktalarda büyük ihtimalle düz model gelirse belki kıyaslarım. S10 Plus'ın önde olduğu tarafları falan görebilirsiniz ama işlemci bence bir telefondaki en önemli şeydir. Ve bugün ben aynı parayı Snapdragon 865 alabiliyorsam kendi tercihimi, kişisel tercihimi bir tık oradan yanını kullanırım. Bir de... Büyük ihtimalle eğer benim cebimde 5000 lira olsaydı ve bir telefon almaya kalkacak olsaydım orada şunu sorgulardım. Bin lira daha koyup OnePlus Nord gibi Oppo Reno 3 Pro gibi bir cihaz alabiliyor muyum? Ve eğer bütçemi bin lira arttırabiliyor olsaydım orada artık zaten işin içine Mi 10T Pro da girdiği için büyük ihtimalle bu saydığım 3 cihazdan bir tanesi gönlüme yatanı tercih eder onu kullanırdım. Yine işlemci olarak bir tık daha artık eski nesilde kalmış S10 Plus'ı tercih etmezdim. Bu benim ama tamamen dediğim gibi kişisel olarak tercihim. S10 Plus'ı 5000 liraya hatta 4500 liraya alanlar var. Hiç fena bir şey değil, alışveriş değil. Zaten videonun da tamamında söylediğim gibi pek çok konuda kendisinden çok daha pahalı cihazların özelliklerini bünyesinde barındırıyor. O nedenle S10 Plus almış biri için yanlış bir karar vermiş diyemem ama ben tercihen saymış olduğum sebeplerden dolayı almazdım. Sadece o yüzden onu söyledim. Lütfen siz de konuyla alakalı yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.